Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın Armamızın Gücüyle mücadele eden futbolcularını burada konuk ediyoruz. Bugünkü konuklarımız da Demet Bozkurt ve Zeneta Kovman. Yine tercümede tabii ki Onur Başar bizlere yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Kıbrıs sonrası Beşiktaş galibiyetiyle keyifler oldukça yerinde. Nasılsınız? Keyifler nasıl diye hemen bir sorayım. Demet senle başlayayım. Ondan sonra da tabii ki detaya ineceğiz. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir programda yer almaktan dolayı takım halinde çok mutluyuz. Süper. Tabii Kıbrıs kampı çok yoğun geçti bizim için. Hala onun yorgunluğu var ama bu yorgunluk tatlı bir yorgunluğa dönüştü. Hı-hı. Çünkü hedeflediğimiz her şey istediğimiz gibi gitti. O kamptan sonra da açıkçası biz hiçbir zaman yenilgiyi düşünmedik. Her Hı-hı. zaman yeneceğiz gözüyle o maça çıktık. Öyle de oldu şükür. Şimdi burada galibiyeti konuşuyoruz. Çok da mutluyuz. Evet. Umarım sezon sonunda şampiyonluğu konuşuyor oluruz. Kesinlikle inşallah. Hemen Kolman'a da geleyim. Neler hissediyor, nasıl, keyfi hemen öğreneyim. Ondan sonra tabii ki onu tanıyacağız yakında. Just welcome to the program. As you know, we had a very hard training session, a camp in Cyprus. Obviously, you were not with us because you were the national team. Mm-hmm. But since you were back, we had the Beşiktaş game. So, how do you feel? How are you adapting? And what is your mood at the moment after the good win? Yeah, thank you so much for having me here. And you know, I'm very thankful and grateful to be part of the Fenerbahçe. You know, mm-hmm. and yeah, I'm so sorry here. And like, you know, I felt sad. You know, to be missing out on the Cyprus camp. Mm-hmm. But I was, you know, watching and, you know, like, I wish I was there, you know, but I had to represent my country also. But it was good to be back, you know, and yeah, I was actually looking forward to play against these big rivals, you know, and was very fantastic, you know, to get a win out of them and actually to, you know, to score in a big derby. So I'm very happy. And it was also like, you know, very good for the club, you know, and for the staff and for the players as well, you know, they deserve mm-hmm. this victory. Evet, dediğiniz gibi takım olarak Kıbrıs'a yoğun bir kamp süreci geçirdik. Ben o kampa katılamadım. Evet, maalesef ki katılamadım. Çünkü milli takımımla beraberdim ama her gün takip ediyordum. Takım arkadaşlarımla, ekibimizle beraber iletişimdeydik. Ama tabii ki ben de milli takımı temsil ettiğim için sonrasında geldiğimizde burada toplandığımızda maça 2-3 gün kala tabii ki biz hepimiz çok motiveydik ve Beşiktaş gibi bir rakibi yenmek hepimizi çok çok mutlu etti. Camiamız için, ekibimiz için, takım oyuncularımız için, herkes için çok önemli ve çok mutluluk verici bir galibiyetti. O yüzden tabii ki çok mutluyuz. Şu anda çok çok iyiyim. Harika, mükemmel. Keyifler yerinde. Galibiyetler de ardı ardına geliyor. Müthiş bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz. Hemen Demet senle devam etmek istiyorum. Senin en başa dönmek istiyorum hemen. Futbola başlama hikayeni dinlemek istiyorum. Nasıl oldu, nasıl karar verdin futbolcu olmaya? Hemen biraz dinlemek istiyorum. Taraftarlarımız da seni daha yakından tanısın istiyorum. Öncelikle benim ailemin desteği çok fazlaydı. Sokakta yine aslında birçok kızın nasıl başladıysa ben de öyle başladım. Erkeklerle oynayarak. Aynen öyle oluyor. Sonra çok başarılı bir öğrenci değildim açıkçası. Sonra annemin bir teşvikiyle açık şey oldu. İşte takdir alırsan seni dedi bir kulübe yazdıracağım dedi. Futbolcu olarak mı yazdıracağını söyledi yoksa başka bir spor dalıyla mı ilgilendi? Futbol olarak. Filizleri adı altında Kireçburnu Spor Kulübü'nün bir yapısı vardı. Daha böyle kulüp var değil ama kız çocukları spor yapsın diye cumartesi pazar günleri futbol oynatılıyordu. Ay çok güzel. Evet, sonra oraya gittik, ilk kez takdir aldım. Sonra, sırf oraya gidebilmek için ders çalıştın değil mi? Evet, oraya gidebilmek için ders çalıştım. Sonra oraya gittim, oraya başladım. Orada bir 7 senelik kariyerim oldu. Sonra bir 4 yıl Beşiktaş'ta oynadım. Bu dönem başı da benim için Jessica'nın vasıtasıyla buraya geldim. Şimdi bu formayı terletiyorum. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı da çok mutluyum. Umarım ilk senesinde şampiyon olacak bu takımda. Evet. Büyük bir rol sahibi olmak istiyorum. Öyle de olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Ha, bana kalırsa aslında başarıyı sadece şampiyonluğa odaklamamak da lazım. Kesinlikle. 6 ay önce kurulmuş bir takım eğer şu an şampiyonluk adaylarını yeniyorsa ve şampiyon olacak gözüyle bakılıyorsa bence bu da büyük bir başarı bizim için. Kesinlikle öyle. Umarım bu sezon nasıl biter bilmiyorum. Bizim için çok güzel biteceğinden bir şüphem yok ama oldu da ters bir durum olursa da asla
bizi desteklemekten vazgeçmesinler. Çünkü bu takım çok başarılı bir takım. Bizi her daim desteklesinler. Biz onların yüzünü asla kara çıkartmayacağız. Kesinlikle öyle. Zaten programımızın adı da Armamızın Gücüyle dedik. Siz de o Armamızın Gücüyle nasıl savaştığımızı taraftarlarımız yakından biliyorlar. Hem antrenmanlarınızı çok yakından takip ediyorlar. Maçlarınıza gelmeye çalışıyorlar. Eminim daha da sık, daha kalabalık taraftarların önünde oynama dileğiyle diye buradan her program çağrı yaptığımız gibi buradan tekrar çağrı yapalım. Taraftarlarımızı hep bekliyoruz. Kızlarımıza hep destek olmanızı istiyoruz. Hemen aynı soruyu Kolman'a da yönlendirmek istiyorum. Çok sağlam bir futbol geçmişi var. Nasıl başladı? Nasıl buralara kadar geldi kariyeri? Hemen kendisinden dinlemek istiyorum. Obviously you have a good football career behind you. We would just like to get to know you a little bit better and just if you like to explain how you started football and your path to where you are today with Fenerbahçe. Wow. Yeah, so I was actually like born or grew up, you know, in a family in a family football, you know, like from my grandfather, you know, to my mom, they were like footballers, you know, and even to my uncle. So okay. One day my grandfather, you know, just took me to the field, you know, to go watch my uncles, and that's where, you know, the passion and, you know, the love of the game started. And then he will always tell me, you know, to get a ball, you know, and juggle, you know, against and kick against the wall. That's how, you know, I develop even my skills, you know. And yeah, ever since, you know, my family has been, you know, very supportive, you know. Ever since I started, you know, going into the school, you know, because obviously all I wanted was to, you know, just to play football, because at school, you know, I really was not good at school, you know, or in school, so I had to like focus on football, which, you know, I felt in love with it ever since I was a young kid. And yeah, and then they were very supportive, you know, ever since I moved, you know, started playing for the national team. I started playing for the national team at the age of 11, you know. And first, the training was so hard for me. Yeah. I was crying every day. I wanted to go back to my grandfather's house. And then I was sent home, and then they were like, okay, Zanata, we need you again. So again, I come back, you know, I was like, okay, let's give it a try, you know, because my family was very supportive, especially my grandfather. And they, ever since that day, I was like, okay, this is my life, you know, this is this is my football. I'm gonna get serious now. And then after the 2014 African Women's Championship, which we hosted in Namibia, after 2 years, I was signed by a Lithuania professional team in Lithuania, and I was there. I played there for 2 years. You know, it was very the weather was so horrible, because in my life I've never, you know, witnessed snow. You know, playing the snow, so it was like very horrible for me, and they were like, 2 years, I was like, I really want to go back to my country. And my grandfather was like, no, just stay, you know, just stay, you know, don't worry, everything will be fine. And then, like, eventually, you know, when I finished my contract there, my agent, you know, the same agent as Jessica, he told me, like, okay, we have a team in Spain, which is Zaragoza. Yeah. And I was like, wow, Spain, I'm gonna go for this, you know. I was because I really love football so much. It did not matter to me, like, where in the world I go, you know, I just wanted to play football. Not because, you know, not because of the money, but obviously, you know, just to go out there and, you know, meet different people, you know, find out how the, like, how football is in compared to, like, my country. Yeah. And yeah, so I just joined Zaragoza for 4 months. And then, you know, I was so outstanding in the games, you know, and then Valencia came again for my name. So I was like, okay, another team again, let's give it a try. And then yeah, so I had like a really, you know, tough time, you know, in Valencia, because like there was like a couple of stars, you know, so it was for me difficult, you know, but I managed, you know, to finish my 2 years there. And then I joined Sevilla, which was also like, you know, my first year in Sevilla was really great, you know. I played games and scored a couple of goals, but then next year, you know, things started very bad, you know. And I actually didn't want to even renew my contract with Sevilla. I was just like, I don't want to go back to Sevilla, you know. I wanted to go out there, because comparing to the type of person I am, you know, I just love to enjoy football, you know. I don't want the coach, you know, to shout at me, you know, for like, you know, for not trying harder, because I know why I'm here, you know. I just want to enjoy football. So I was really not happy, you know, being in Sevilla for the second year, because the coach was really not that nice to me. And then like in August I had some issues, and then
I missed out on pre-season, and then when I got back, you know, again, you know, he was not really nice to me and stuff like that. And I would sit on the bench, you know, and I was just like, ugh. But these people, like, they don't really appreciate my talent, you know. And so I was like, then what am I doing here? I want to go to a, like, to a team, you know, that appreciates my talent, and I want to showcase, yeah, like, my talent, because I don't come from Namibia, like, from a poor ground, poor family ground, to come and sit on the bench, you know. I just want to go out there and enjoy, score goals. And I was like, when January came, I was like, to my manager, I was like, nah, I'm done. I'm not going back to Sevilla. You have to find me a new team. And I was like, Sonata, I don't know what we will see. And then, like, after a couple of weeks, he was like, I'm thinking to sending you to Turkey. I was like, Turkey? Wow. I don't know about the the language, but let's give it a try, you know. Yeah. And then he was like, yeah, I will talk to the team, and then I'll give you some feedback. And really, he, you know, I'm very grateful, you know, to him, and, you know, to Jessica, and obviously, you know, to Venerbahce Club for giving me the opportunity to be here, you know, to showcase my talent again to the fans, you know, to the club. Yeah, I'm just so happy, you know, to be here, and hopefully, you know, I can repay this, how can I say, this, you know, opportunity with with the championship at the end of the season. Şimdi öncelikle benim hikayem biraz uzun. Çünkü ben ilk doğduğumda aslında bir futbol ailesine doğmuştum. Çünkü herkes, dedem, annem, babam, amcalarım, herkes futbol oynamıştı ve hepsinin bir futbol geçmişi olduğu için ben çok küçük yaşta futbola başladım ve ilk bana zaten topu verdiklerinde topu kendi kendime sektiriyordum. Hatta dedemle beraber gidip duvara karşı pas çalışıyorduk, teknik çalışıyorduk. Dolayısıyla hani doğduğum günden itibaren futbol benim hayatımdaydı. Ailemizin içerisindeydi. Sonra ilk milli takımı U11 yaş kategorisine girmiştim. Ondan sonra hatta şöyle bir şey olmuştu. Ailemi çok özlediğim için geri gelmiştim. Ama sonrasında milli takım beni tekrar geri çağırdılar. Zenete, sana ihtiyacımız var diye. Ve benim futbol kariyerim biraz öyle başladı. Sonrasında 2014 yılında Litvanya'ya transfer oldum. Çünkü orada profesyonel birlik biliyorsunuz. Bir profesyonel sözleşme imzaladığımda orada 2 sene oynadım. Litvanya'ya gittiğimde açıkçası biraz tereddütlerim vardı. Çünkü baktığınızda çok soğuk bir ülke, kış aylarında inanılmaz zor şartlarda antrenman yapılıyor, maçlar yapıyor. Bu beni ürkütmüştü. Ama ben oraya gittiğimde 2 sezon orada oynadım. Ondan sonrasında İspanya'ya transfer oldum. İlk İspanya'ya transfer olduğumda Zaragoza kulübüne transfer olmuştum. Tabii ki bana böyle bir teklif geldiğine inanılmaz heyecanlandım. Çünkü her futbol oynayan insan gibi benim için Avrupa'da futbol oynamak, farklı ülkeleri görmek, farklı futbol kültürlerine adapte olmak beni çok çok heyecanlandırmış. Ve tabii İspanya gibi bir ülke olunca bu beni daha da heyecanlandırdı. İspanya'da oynadıktan sonra Zaragoza'dan sonra Valencia'da oynadım. Valencia'da da aslında zor bir dönemden geçtim. Çünkü Valencia'ya gittiğimde orada takımda birkaç tane yıldız oyuncu vardı benim rekabete girmem gereken. Bu tabii ki benim için bir zor bir dönemdi. Ama bu zor dönemin ardından sonrasında da Sevilla'ya transfer oldum en son. Evet, Sevilla'dan da buraya geldi. Evet. Sevilla'da yani inanılmaz futbol konusunda. Sevilla'daki sürecim tabii ki biraz inişli çıkışlıydı. İlk etapta tabii ki performansımı sahaya vermek istiyordum. Tabii ufak tefek orada anlaşmazlıklarımız oldu. Özellikle son sezonda hani yedek kulübesinde olduğum için bundan tabii ki huzursuzum. Çünkü ben futbolu seven bir insanım ve her şeyimi veren bir insanım. Bana hiçbir zaman hiçbir hocanın Zenete kendinden biraz daha fazla ödün ver veya da biraz daha kendini vermelisin deme fırsatı vermem. Çünkü ben her zaman sahada kendimi %100 veren bir insanım. Sonrasında tabii ki Ocak ayında menajerimle konuştuğumda Türkiye'ye Fenerbahçe teklifi geldiğinde biraz şok olmuştum. Tabii ki çünkü Türkiye Ligi'ni bilmediğim için. Ama tabii ki bu noktada ben Fenerbahçe Futbol Kulübü yönetimine, Jessica'ya, hocaya, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bana burada böyle bir imkan sunulduğu için. Çünkü büyük bir kulüp, büyük bir camia. Ondan dolayı burada olmaktan çok çok mutluyum. Ama futbol, şunu tekrar vurgulamak isterim. Futbol benim gerçekten de ilk doğduğum günden itibaren hayatımda var olan bir tutkuydu. Ben sadece futbol oynamaktan keyif alıyorum ve futbolu gerçekten de çok seviyorum. O sahada zaten belli oluyor. Evet. Zevkle ve şekle oynadığı ve oynarken de mutlu olduğunu biz izlerken
fark ediyoruz. Senden devam etmek istiyorum. Az önce kısaca bahsettin Mehmet ama yine Jessica sayesinde takımımıza transfer olduğunu anlattın ama Fenerbahçe'den ilk teklif geldiğinde neler hissettin? Nasıl yolun kesişti? Çünkü şöyle de bir durum var. Hani uzun yıllardır futbol oynuyorsun. Yıllardır birlikte oynadığın bir arkadaşların var ve şimdi bir de Fenerbahçe işin içine girdiğinde işin rengi tamamen değişti. Rekabet arttı. İlk teklif geldiğinde neler hissettin? Nasıl buraya transfer sürecin oldu onu dinlemek istiyorum. İlk teklif geldiğinde zaten ben Beşiktaş'tan tamamen ayrılmıştım. Yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda. Bir akademik kariyer hedefim var. Biraz daha ona yoğunlaşmak istiyordum açıkçası. Daha sonra Jessica beni aradı. Dedi böyle böyle bir oluşum içindeyiz. Sen bu oluşumda olmak ister misin? Bu takımın bir parçası olmak ister misin? Dedi. Hem arkadaş olarak çok sevdiğim bir insan hem yönetim kısmında da başaramayacağı hiçbir işin olmadığını düşünüyorum. Açıkçası hem ona güvenimden hem bu camiada bulunmak istediğimden hem de iki büyük takımda ilk şampiyonluğunu yaşayacak sporcu olma fırsatından şampiyonluğa eminiz yani tabii emin gözüyle bakıyoruz net bir şekilde. Eğer öyle olmazsak kafamızda ilk önce bitirmemiz lazım. İstemek başarmanın yarısı aynen gibi bir öyle. Şey. Bu şekilde gerçekleşti. İlk duyduğumda da çok mutluydum. Burada geldik, konuştuk, oturduk, anlaştık. Sonrasında antrenmanlar başladı. Takviyeler öyle böyle. Bugün şimdi şu şampiyonluk yoluna doğru bir gidiyoruz. Yoldayız. Mükemmel bir takım olduk. Şimdi Zeynep'e şunu sormak istiyorum. Transfer sürecinde ara dönemde geldi. Takıma sonradan katıldı. Yani başından itibaren takımla birlikte çalışmadı, evet. Maçlara çıkmadı ama öyle bir geldi ki sanki yıllardır Fenerbahçe'de futbolcuymuş gibi. Yani adaptasyon sorunu yaşamadı. Ta girer girmez hemen asist yaptı. Gole çevirdi. Bir sonraki maçında hat-trick yaptı. Evet. Ona inanılmaz bir giriş yaptı. O adaptasyon süreci nasıl bu kadar çabuk atlattı onu sorayım. Çünkü hemen takıma anında kaynadı yani. Obviously you were not with us at the beginning of the season, so you missed the pre-season and the preparations and at the point that you came, which was just at the half break, just close to the half break, obviously you came in and you adapted in fact in an instant way because the first game that you came into the game, you made an assist and in the game after you came up with a hat-trick and even though you're a player that has only been here for a number of weeks, it feels like you have been here for many, many years. Your adaptation has been remarkable. It's been wonderful. So how would you sum up this period that you came and your adaptation to Fenerbahce so far? Yeah, I think, you know, it's just, you know, the players that I have around, you know, I think during trainings, you know, they were like, you know, very supportive, you know, very helpful, you know, and, you know, in the games, you know, when you are like, you know, very like have the teammates that you that supportive, you know, and you know, it just makes things easy for you, you know, and I'm very thankful, you know, to have teammates like that, you know, because I don't think like if I had teammates that was very supportive, you know, and very helpful, I think I would have struggled, you know, but I'm just so thankful, you know, to even the coach, you know, like even the whole staff, you know, it was, you know, really great. And that's why it makes my adaptation very, very, you know, easy. Aslında baktığınızda öncelikle burada şunu belirtmem gerekir. Bir oyuncunun bir takıma adapte olmasında ekibin, hocanın, oyuncuların gerçekten çok çok önemli bir rolü var. Benim burada en büyük şansım böyle bir kulübe geliyor olmam, böyle bir organizasyona geliyor olmam. Çünkü takdir edersiniz ki biraz da bir futbolcu için etrafındaki tabii oyuncunun kalitesi, yaklaşımı çok çok önemli ve ben buraya geldiğim ilk günden itibaren takım arkadaşlarım beni öyle bir kucakladılar ki, öyle bir adaptasyonumda yardımcı oldular ki gerçekten de bu benim işimin aslında yarısını kolaylaştırdı. Tabii bunu da teknik eğitimle, organizasyonla, yöneticilerle de birleştirdiğiniz zaman gerçekten de şu an burada bu kadar mutlu olmamın en büyük önemli faktörlerinden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de anne, 10 yaşında bir oğlu var. Çok tatlı. Annelikle futbol nasıl geçiyor? Eminim oğlu da aileden, kendisi nasıl aileden futbolcu oluyorsa oğlunun da eminim futbola aşırı ilgisi vardır. Futbol ve annelik arası nasıl geçiyor onu sormak istiyorum. Obviously you're not only a footballer but you're also a mother and we are sure that your son is probably also very interested in football.
just like how you are when you're young because of the family culture in football. He's probably also playing football, that we are assuming. So how are you taking on those both roles, both as a footballer and as a mother as well? Well, it has been really tough. Once I found out that I was pregnant, you know, like, because basically in my country, you know, I was the first female player that played for professional. So once the media found out I was pregnant, you know, it was like crazy. Like, they would like write so many bad things about me in the newspapers. And then, but I had the support, you know, of my family, which, you know, again, they came through for me and they pushed me. And like, especially my grandfather, he was like, don't worry, you know, this is our kid, you know, we're gonna take care of him. You just go out there and enjoy your football, you know, this is why you were born, you know, to be a football star. And yeah, like, he just turned, you know, recently just turned 10 years. I think he's one of my biggest fan, if not my you know, my greatest support. Yeah, he's the one that's like, mommy, you have to go school tomorrow, because if you don't school, you're not my mommy anymore. Okay. Yeah, so it's like, you know, it's very, you know, I'm very thankful, you know, for my family, you know, to take care of me while I'm, you know, out of the country. And yeah, I'm just, you know, I'm just happy. I hope, you know, I can bring him one day, you know, to Turkey, you know, to this great club and people. Also, evet, aslında benim için tabii ki bir anne olmak ve futbolcu olmak kolay bir iş değil. Ben de tabii ki doğal olarak bazı zorluklar yaşadım. Bir de şöyle bir durumum vardı. Ben Namibya'da ilk profesyonel oynayan bir kadın futbolcu olduğum için, tabii ki ilk hamile olduğum ortaya çıktığında, basınına da bu yansıdığında aslında bayağı bir eleştiri almışım, bayağı zor günler geçirmişim. Ama tabii ki o noktada da benim ailem arkamda durdu. Bana inanılmaz destek gösterdiler. Özellikle dedem dedi ki, sen hiç merak etme Zaneta, sen sadece futbol ona odaklan. Bu çocuk, bu bebek hepimizin çocuğu, hepimizin bebeği olacak. Biz bu çocuğu beraber büyüteceğiz dedi. Ve bu da tabii ki benim için çok çok önemli faktörlerden birisiydi. Dolayısıyla burada ailemin rolü de çok çok büyük. Evet, dediğiniz gibi benim şu an aslında oğlum benim en büyük taraftarım diyebilirim. Evet. Çünkü sürekli iletişimdeyiz. Şu an burada yanımda değil ama o da daha yeni 10 yaşına girdi. O yüzden onun da inşallah en kısa zamanda gelip Türkiye'yi, İstanbul'u, annesinin bulunduğu ortamı yaşamasını çok çok istiyorum. Ve kendisi de zaten bana hep sürekli söylüyor. Anne diyor, yarın gol atman lazım. Gol atmazsan çok üzülürüm gibi. O da beni her zaman motive ettiği için kolay değil. Ama tabii ki bir futbol ailesine geldiğimiz için çok da zorluk çekmiyoruz. Aynen öyle. Bu arada Demet, sana geleceğim ama arkadaşlarımıza hemen şunu söylemek istiyorum. Zeneta'ya daha doğrusu bir sürprizimiz var, bir tezahüratımız var. Bizim Kıvanç Özgök bu hafta tribündeydi, bu hafta maçı anlatmadı. Normalde biliyorsunuz sizin maçlarınızı hep Kıvanç Özgök anlatıyor. Beşiktaş maçında tribünde yerini aldı ve Zeneta'ya da bir beste yaptı. Birazdan arkadaşlarımız onu hazırlasın, hemen onu dinleteceğim. Hazırmış, hatta hemen dinletebiliriz Zeneta'ya. Hemen şöyle Kıvanç Özgök'ün tezahüratını Zeneta'ya dinletmek istiyorum. Kendisi de zaten Instagram hesabında paylaştı. Hemen arkadaşlarımızdan şöyle rica edelim. Belki taraftarlarımıza da önerek olur. Bundan sonra Zeneta her gol attığında bu tezahüratı söylerler diye düşünüyorum. Şampiyonluk çok yakın, Zeneta Coleman. Kıvanç'ın bestesi. Buradan taraftarlarımıza dönmen söyleyeyim. Championship is very close. Well, yeah, definitely. For such people, you know, you just have to go out there and, you know, just give it your best, because you know, when you have people like that in the stands, you know, it gives you more motivation, you know, motivation from everyone, from the family, you know, the football, you know, the football club, you know. So for those people, like, you have to go out there and die, you know. And I think Fenerbahçe will really have to, you know, come up and be the champions this season. Tabii ki büyük bir camianın oyuncusu olduğunuz zaman böyle şeyler sizi gerçekten çok çok motive ediyor. Çünkü büyük bir camiadasınız, Fenerbahçe gibi bir kulüptesiniz ve böyle insanların böyle enerjisi bir futbolcu için inanılmaz önemli. Gerçekten de bize sahada ekstra bir motivasyon veriyor, ekstra bir güç veriyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tezahürat. Bizi çok çok mutlu ediyor, çok çok motive ediyor. Ama bu yolun sonunda tabii ki Fenerbahçe'de oynuyorsanız, Fenerbahçe'de her zaman hedef şampiyonluktur. Ve inşallah bu destekle, bu iyi futbolla sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olur. Kesinlikle öyle.
Sen neler düşünüyorsun? Mesela şimdi az önce de konuştuk, Fenerbahçe kadın futboluna dahil olunca işin rengi değişti, rekabet arttı. Sen de uzun yıllardır kadın futbolundasın. Bu arada ailene de çok teşekkür ediyoruz destekleri için. Gerçekten sporcunun ailesini desteklemesi seni bambaşka bir yere getiriyor. Senin başarının aslında yarısından fazlası da bence ailene ait diye düşünüyorum. Onlar seni bu kadar desteklemeseydi belki buralarda olamazdın. Şimdi Fenerbahçe'ye geldikten sonra kadın futbolunu nerede görüyorsun? Ve bundan sonra geliştirmek için neler yapabiliriz? Çünkü ben her programda özellikle Türk sporcularımıza bunu sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'de kadın futbolu gelişsin istiyorum. Hem buradan da belki bizi izleyip kadın futbol olmak isteyen bir sürü genç kız vardır. Sizlerden feyiz alsın istiyorum. Ne gibi önerilerin olur? Neler yapabiliriz Türk futbolunu, Türk kadın futbolunu geliştirmek için? Öncelikle bundan 2 sene önceyle şu an arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Hatta bundan geçen sene öncesiyle de çok büyük bir fark var. Bu fark bizi neredeyse 10 sene ileri götürdüğünü düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, daha farklı takımların, Süper Lig takımlarının bu işe elini atmasıyla gerçekten kadın futbolu çok iyi yerlere geldi. Bunun devam etmesi için de biraz daha bence sponsorlukların artması gerekiyor. Bizim biraz daha maçlarımızın yayınlanması gerekiyor. Sadece Fenerbahçe TV bizim maçlarımızı veriyor kadın futbol olarak. Bunun daha fazla artması lazım. Ulusal bir kanalın belki de bizim yayıncı ligimize, kuruluş gibi belki. Evet. Yayıncı kuruluş olup maçları yayınlaması gerekiyor. Onun dışında yönetim kısmında da bence çok önemli olarak görüyorum ben yönetim kısmını. Çünkü biz çok büyük bir destek alıyoruz arkamızda. Çok sağ olsun Kemal Bey var, yöneticimiz, başkanımızın her zaman desteğini hissediyoruz. Bunlar aslında hep hiyerarşiyle işleyen şeyler ve bir yerde eğer bir sorun olursa bu tüm her yere yansıyor. Ama biz burada her şeyi sorunsuz bir şekilde şu an işletebiliyoruz. Bence bizim en büyük başarımız da bu. O da takıma yansıyor. Kesinlikle. Bu başarılar öyle sadece bizim başarımız değil. Değil mi? Saha içinde değil sadece. Aynen öyle. Bunun görünmeyen bir sürü kısmında oluyor. Kız çocuklarına da umarım aileleri çok destek olur. Çünkü biz de genelde Instagram'dan, sosyal medyadan mesajlar alıyoruz. İşte ailem izin vermiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Yani tamamen ailede bitiyor diye görüyorum ben maalesef. Umarım bunu biz de ön ayak olmaya çalışıyoruz. Televizyonlarda artık yayınlanıyor. Daha büyük organizasyonlar oluyor, derbiler oluyor. Bunları umarım onların aileleri görür, onlara destek olurlar. Bu şekilde. Umarım inşallah. İnşallah. Gelişir. Bol bol kadın futbolcu çıkarız. Biz de yurt dışına futbolcu göndeririz. İnşallah. Türk bir sporcu olarak. Son olarak Zenefta'dan taraftara mesajını almak istiyorum. Çünkü geleli çok kısa bir süre olmasına rağmen taraftar inanılmaz derecede seviyor onu. Neler söylemek ister buradan taraftara? Son olarak taraftara mesajını almak istiyorum. Even though you've only been here for a very short space of time, the fans have really taken to you. They really love you, as you can probably see it and feel it. So what would be your message to the fans for the remaining part of the season? Yeah, just to say thank you, thank you for receiving me, well, and welcoming me to the greatest club in Turkey, which is Fenerbahçe, the blue and yellow. Just to be, coming out, to the stadiums, to support us, give us this extra motivation, and, to hopefully to make them proud at the end of the season. Mesajım şu olur: öncelikle Fenerbahçe ailesine, Fenerbahçe taraftarlarına tekrar huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk geldiğim günden bu yana inanılmaz bir ilgiyle, sevgiyle karşıladılar ve bu da tabii ki beni çok çok mutlu etti, motive etti. Zaten baktığınızda benim gözümde Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük ve en güzel kulübü. Renkleri sarı lacivert, çok çok beğendiğim renkler. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum ve bizim de burada üstümüze düşen görev sezon sonunda inşallah takımımıza, camiamıza bu şampiyonluğu yaşatmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kesinlikle öyle. Demet, senin de son olarak taraftara mesajını alayım. Neler söylemek istersin taraftarımıza? Öncelikle maçlarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Her hafta ev sahibi olduğumuzda bu kitle gitgide artıyor. Taraftarımız geldiği sürece de biz onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da gelerek aslında bizi mutlu ediyorlar.
biliyorsunuz deplasmanlı birlik oynuyoruz. Deplasmana gittiğimizde de çok yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. O, bence Türkiye'nin en büyük taraftarı Fenerbahçe taraftarı. Onların desteği bizi her zaman en iyi yerlere getirecektir. Benim bundan hiçbir şüphem yok. Umarım sene sonu hep birlikte kucaklaşarak çok farklı şeyler kutluyor oluruz. İnşallah. İnşallah. Tek temennimiz o. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz zaten sık sık görüşeceğiz. Evet. Her maçta, her antrenmanda sizlerin yanındayız. Zaten taraftarlarımız da maçlarınızı Fenerbahçe televizyonundan sizleri takip ediyorlar, izliyorlar. Umarım tabii ki dediğin gibi daha fazla maç yayınlama imkanları olur her kulübün diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Evet, armamızın gücüyle programında bu hafta Demet Bozkurt ve Zenet Akolma bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.